Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler. Yeni bir videomuza daha merhaba diyoruz. Evet arkadaşlar, videomuzu dumanla açtık. Duman. Evlat burada. Hayvanlarımızı otlatıyoruz ama kuyun yüzü bayağı bir karardı. Yağmur gelecek. Şişt. Kızım, kuyuya gideceğiz bak hadi. Çünkü şiddetli yağış gelebilir. Nazlı. Kızım kaçalım kuyuya hadi. Kızım. Dün de bayağı maşallah güzel yağmur yağdı. Belli olmaz arkadaşlar. Her taraf kapkaranlık oldu. Ben de burada köye yakın yerlerde gidiyorum da. Çünkü hemen yağmaya başlayası bunları salacağım köye. Şşt. Çocuklar hadi. Arkanaya düşerseniz bana bak çavuş. Ha. Bak bak bak, tersine gidiyorlar bak. Ben onları köye gitsin diyorum, onlar da obaya doğru gidiyor bak. Gel 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 Nazlı. Nazlı gel. Rüzgar esmeye başladı. Duman bunları koruyor, bunlar da dumana kalkıyorlar. Evet, kuyunun yüzü karardı arkadaşlar. Havanın ne olacağı belli olmuyor. Şiddetli geliyor bir anda. O yüzden kuyun yakınlarında duruyorum. Salih çoktan köye gitti. Gidince ot veririz önlerine. Ne yapacaksın? Çocuklar. Hadi çabuk. Hadi köy tarafa gidin oğlum. Hadi. Yani böyle havalarda özellikle koyun olsun, keçi olsun arkadaşlar. Ben bildiğim kadarıyla anlatayım. Çünkü büyüklerimiz hep anlatırdı. Koyun olsun, keçi olsun. Hayatta bu yağmur yağarken daha çok toprağa sarılırlar. Yayılacağız diye böyle. Sizin de başınıza gelmiştir. Köye götüremezsin. Gün dönümü derler mesela. O zamanları bu Haziran Temmuz aylarına yakın zamanlarda böyle hava kararır kararır, kum yüzü Allah etmesin dolu yağar. Başımıza geldi yani. Köye kaçıramazdık hayvanları ya. Ağaç diplerine falan uyardık yani. Bunda da yağmur yağacağı zaman gitmez de böyle bir huyları var bu hayvan kismesinin işte. Gideyim de yerime gireyim demez. Tabii o büyük derelerin hayvanlara götürdüğü de olmuş. Eskiler hep anlatılır arkadaşlar. Çünkü köye yakın yere duracağım. Hava çok karanlık olduğu zaman yakınca hemen. Hadi çocuklar. Hadi. Bunlar pış pıştan da anamıyorlar. Alıştılar bana gayrık. Şşt. Hadi. Yürü kızım yürü. Yürü, hava geldi. Duman kovala lan şunları. Duman. Kovala şunları lan. Hadi Kübra. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Zor kullandım ama bak. Pış 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 pış. Hadi. Hadi Ceylan. Hadi kızım. İğne aldık buna. Antibiyotik. Pış pış. Öksürüye değil. Pış. Hadi. Geliyor hava daha bek. Şey yok ama aslı yok da. Değil mi duman? Geliyor yağmur bak. Pişt. Geldi. Aklınız başınıza geldi değil mi yağmur yağar ki? Yayılırsınız gayrı. Pişt. Heh. Böyle de işte hayvan gitmiş. Neyse köye yakınız arkadaşlar. Eğer biraz daha şiddetlendiği zaman hemen salar giderim. Önlerini anam şimdi otlarını vermişti bunların.
Geldim geliyorum diye hava yani. Çok şükür yağmurla geldi arkadaşlar. Bu yağmurlarla işte bak. Tal görüyor musun? Yeşermeye başladı otlar. Yoksa ki sapsarıydı her taraf. Niyetleri yok bundan. Hadi kızım hadi. Şimşekler çakıyor bilmiyorum. Görünüyor mu kamerada? Şimdi acaba gitti hayvanları ya. Nerede gideceğim? Başka zaman olsa var ya, yayıl desen burada yayılmazdı, mümkün değil. Böyle yağmur yağacağı zaman toprağa sarılı bir hayvan kismisi. Yayılacağım diye. Pişt. Çavuş. Gidelim lan gayrı. Bak. Böyle havalarda kırmızı şapka hemen koya kaçar. 2 dakikada. Ne sıcağına dayanılır ne soğuğun işte görüyor musun? Her şey bir anlık. Pişt. Hadi çocuklar. Köye doğru yanaşın bak hava geliyor hadi. Pış 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 pış. Hadi. Dağ tarafa gideceğim. İyi ki gitmemişsin arkadaşlar. Pişt. Hava birdenbire kapandı. Böyle değildi demin giderken ben. Değil mi Duman? Dumanım da bir uyu var. Arabalara koşuyor lan oğlum. Senin bak. Araba çarpar. Bunun işi gücü araba kovalamak ya. Niye diyorsun lan Duman? Ha? Pış pış pış. Hadi kabak. Hadi kabak. Pış 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 pış. Hadi ben kızım. Haydi. Nazlı giderse gidiyele. Nazlı gitmezse gitmeyeli arkadaşlar. Bunlar da böyle bir huyu var. Böyle oturu içlerinde. Hem oğlum. Etrafı gözler bak. Hele o da kameraya bakıyor. Acaba ne yapıyor bu adam? Üvez mi diyele şu bir. Şeyle bu hayvanların bir anda kuyruklarına konu veriyor. Rüzgar dağıtırsa havayı bilemiyorum arkadaşlar. Hani bazen rüzgar bulutları dağıtıyor böyle. Bak şey tarafa yağıyor. Yaralı göz tarafı, devre kendi tarafına yağıyor bak. Boyanı kapalı. Yavaş yavaş yaklaşayım. Tekrar yine kameramızı açarız. Gel Duman gidelim gel. Gel oğlum gidelim gel. Gel. Duman'a şöyle 100-150 davarlık keçi davarı olacak. Güder yani bu. Belli. Hayvancı bu. Kurt da böyle de arkadaşlar. Bir ağacın içine oturur. Böyle süzülür artık. Geçileri koyunları böyle gözetler. Canlı canlı bizzat ben vurdu gördüm yani. Birebir koyunlarımıza, keçilerimize saldırdığı oldu yani. Bilmediğim bir şeyi sizlere söyleyemem yani. Pişt. Bak bak Nazlı'ya bak bak. Gitti mi bunda da durmazdı. Haydi tekrar görüşürüz.
Var ben yağmur geliyor var ben. Pişt. Var ben kızım var ben. Pişt 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 pişt. Hop. Yağmur geliyor. Anam. Eyvah çabuş. Çabuş kaçtı hep. Pişt. Çabuş. Ne oluyor lan? Görüyor musun lan sen şu çıkkıda şey? Pişt. Tanış. Anam. İyi koçum neydi? Aleyküm selam. Geliyorum ben de var be. Gel gel. Ercebağa gitti biz de gidelim gayrı. Geldi yağmur. Geliyor arkası şiddetli olabilir. Şemsiye açamıyorum bu buraya. Şemsiye açılmıyor deyip arkadaşlar. Gidelim. Duman biz de gidelim oğlum. Yağmur geldi. Islanmaya gerek yok. İyi. Abi şey yıkansın da. Şimdi arkadan da koyun hayvanı geliyor. O yüzden ben kaçayım. Çobuşu görüyor musun sen ya hayvanlara kaçıyor. Vay çobuş vay. Nazlı gel. Ya ya. Bak bak bak. Nazlı burada. Nazlı. Hava geliyor. Biz gidelim. Kızım. Hadi içeride girsin hadi. Var mı? Askerde arkadaşlar şimdi yağmurdan bir anı anlatayım sizlere. Acem Birliği Samsun'daydı benim. Göğün yüzüne iki bulut gelse yağmur yağardı. İlkbahar sırası. O zaman ne zaman gittik biz? Şu Mayıs'ta tabii. Mayıs. Haydi. Yürüdü yağmur. Hadi çoğalıyor yağmur. Hadi kızım. Hadi çocuklar. Gidiyoruz haydi. Nazlı. Kızım köye köye. Köye bu havada nereye gidiyorsun hadi. Hadi Ceylan hadi. Şşşt. Geldi yağmur. Var ben iyi bir hayvanların peşine takalım. Pış 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 pış. Aferin duman. Haydi. Islanacağız ya. Hah, Nazlı yola girdi gayri. Gider. Ara sıra lensini silelim de. Pişt, çoğalıyor arkadaşlar. Ben şunları biraz hızlandırayım. Islanmadan gidelim. Pişt, 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 pişt. Nazlı! Hadi kızım. Pişt, gel, 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 gel. Ulandı herhalde cam. Hız kızım. Niye sen çok öksürüyorsun öyle ya? Pış 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 pış. Hadi kızım hadi. Eh ya ya vallahi. Aferin Nazlı. Nazlı gitti mi önden gerisi bunu takip eder arkadaşlar. Önemli olan öndekinin gitmesi. Geliyor. Ay maşallah. Rahmet geldi arkadaşlar. Biraz sonra sel akmaya başlar. Burada Kadir Emin'in eskiden yem değirmeni vardı. Pişt.
5 yıl burada okuduk, mezun olduk bak. Ah köy okulları. Kapandı gitti. Su mu içeceksin kızım bu soğukta? Yağmur mesela. O da su içiyor bak, sağ susamış. Lazım dayı. Balkondan bakıyor bak. Sezer abi bakar Almanya'dan. Bizim Nazlı'ya baksana nereye kaçtı baksana. Aşağıki yolu indi. Yağmur geldi. Hay maşallah. Pişt. Hadi Kübra, hadi kızım. Gidin gayrı, var ben eve ya, ıslanıyor musun? Oo, ikim de olmuş. Pişt. Aslında elmaya kaçtı bu tarafa. Yukarıki yoldan ağır gitmiyor bak. Ne Nazlı biliyor mu? Vaktin erken olduğunu biliyor arkadaşlar bak. Köye gitmeyeceğim diye bak. Nereye gidiyorsun Nazlı? Buraya elmaya kaçıyor. Aziz. Sanırım takıldı arkadaşlar. Anam ben arıyor. Piş piş piş. Bos. Efendim hacı anne. Hacı annem camdan bakıyor arkadaşlar. El sallıyor. Geldim hacı anne, geldim. Hadi kızım hadi. Samarya'da bir şey oldu arkadaşlar. 2 kilo kapandı gelene kadar. Kışt, kışt, kışt. Hadi Kübra girsene kızım. Yolu mu bilmiyor musun? Erken diye de. Ha kuş gelmiş. Kuş. Burada ne arıyorsun lan sen? Oğlum. Senden mi korktular? Anam yolcu demiş. Ay maşallah. Oo. Nazlı nerede ya? Dur. Etme oğlum etme. Etme yavrum. Etme yavrum etme. Bak. Etme. Git lan sen yerine yatıyorum. Aslan. Ben yaşlıyım demeye bak sağ. Ay, ay. Tamam kuşa bak yerine gidiyor bak. Anam. Yağmur geldi arkadaşlar. Oo! Anam. İyi zaman gelmişiz ha. Vallahi iyi zaman gelmişiz. Yoksa göl gibi olduk. Ay maşallah ya. Bak bak bir anda sel akıyor bak. Bak. Bir anda sel akıyor. Birazdan koyun için aşağı sel. Üstümü giyin dedim arkadaşlar. Üzerim sağlam. Bağladım arkadaşlar. Belki sesi duyarsınız. Duman da buraya yattı. Yani kuşa diye ki
Burası benim, buradan git dedi. Bir anda bastıran yağmur işte. Ben hayvanları bağlayana kadar bayağı bir sel aktı arkadaşlar. Yapraklı da bayram ediyor bak. Ana ayvala yatmış duruyor mu? Halları sallamıyor. Ne oluyor ya? Etme kamera. Evet. Fırtınalı bir yağmur işte. Gördünüz işte arkadaşlar, 15-20 dakikanın içerisinde bir anda yağan yağmur. Tabi gök gürlemeleriyle beraber. Bir de Salih Bostan'ı söyledi de Bostan'a bakacağım arkadaşlar. Gece saat 12'de falan baktık da bir şey yoktu. Bizim mısırla vardı. Geçen koparmıştık, görmüşsünüzdür. İçlerinde bazı tabii ki tek tük yine mısır vardı. Onlar da dün gece itibariyle gelmişler galiba domuzla. Bir bakıp geleceğim şimdi onlara. Kim bilir ne hale götürdü tarlayı. Salih bakmış da işte yağmurdan önce bir kere tarlayı dedi, bakın dedi bahçeye. Ay maşallah ya. İşte arkadaşlar bunlara kabak selleri derler bizim burada. Bu yağmurlu olmasa işte barajla kuruyor. Hayvanları bağladım, onunla otun yiyesin de. Çaya doğru. Bakalım Hamdi. Şu mısırı kontrol edeceğim, bahçeyi. Kadir emminkine de gelmişler galiba, bizimkine de. Bostanı devirmişler. Köprüde komşularımızın da var. Oraları da şey yapmışlar arkadaşlar, yatırmışlar. Aha. Buralarda maç yapmışlar sabaha kadar. Geldik gece saat 12.30 falan da buralara ışık tuttuk ama köpekle sarıyordu arkadaşlar. Artık köyün köpekleri de alıştılar domuzlara. Yani biliyorlar. Evet. Yağmur dinmek üzere. Ali dayınakinde mısır yok bahçesinde. Orada sadece fasulye var. Evet. İşte şehirlerde de arkadaşlar birden bastırdığı zaman yağmur, hadi köylerde diyelim ki ırmaklar akıya gidiyor, böyle beton zemin üzerinde birden bastırdığı zaman ne yapıyor? Arabaları falan götürüp gidiyor. Dur bakalım. Salih buraya gelmiş diye. Gepi niye Salih demden? Hayvan mı diyorsun? Salih dedim ben. Kontrol etmiş, o bakmış. Dedim Salih ben hayvandayım. Gelmişler mi bakalım? Evet arkadaşlar, maalesef
Gelmişler. İzleri burada bak. Mısırları devirmişler bak. Ah devrilmiyesi cele ah. Ah. Devrilmiyorum diyorlar cele. Bak bazılarına mısır olmayanlara dokunmamışlar. Ulan fasulyeden ne istediniz? Öyle bir mikrop hayvan ki. Bak bak bak. İşte. Dün akşam hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Gece saat 12'de falan hiçbir şey yoktu burada. Mısırla falan ayaktaydı bak. Yatırmışlar görüyor musun? İşte. Buralarda gezmişler. Diyordum ya ben hep yakında gelirler diye. Çünkü etraftaki mısır tarlaları silaj yapılınca bak bak bak. Etraftaki mısır tarlaları silaj yapılınca haliyle buraya kadar köyün yanına kadar geliyorlar. Ah devrilmeyiz silah. Yatmışla canım fasulyeler. Bak burası neyleydi? Geçen hafta çektiğim videoda bak izleri de vardı. Ama bu gece yine gelirler. Neyse. Bak izleri buralarda. Daha. Geçmiş buralar ya. Sanki çift sürmüş şuna bak. Bu domuz böyle bir mikrop hayvan işte arkadaşlar. Geldiği zaman fasulye ondan sonra mısır falan demiyor yani. Bu ayakta kalanlar da bak bu gecede bunlara yine gelir. Biraz yemişle. Lan fasulyeden ne istiyorsunuz be? Bunlara dokunmamışlar. Buralara gelmemişler. Sonra tabii bakalım aşağıda Kadir emmininki var. Ona da mısırlarını aldılar ama asalarda bu elmalara falan gelirler gayri. Çünkü etraftaki mısır tarlaları silaj yapıldığı için şey yapıyorlar arkadaşlar haliyle artık nerede yakında mısır varsa oraya geliyorlar yemeğe. Evet tabii ki buraya da gelmişler. Evet burada da mısır olanları tahrip etmişler arkadaşlar. Daha devirmişler bak. Daha gülü bununla yani. Bırakmaz da böyle. Tüh. Yani kuyun dibine kadar gelince bu vahşi hayvanla gerisini siz düşünün artık yani. Ne araba öyle hızlı gidiyor ya. Yapacak bir şey yok. Kadir emmiyi arayalım. Yatırmış. Artık arkadaşlar bahçeye bostan ekerken fasulyeni ekerseniz içine mısır atmayın. Yoksa dibine kadar evin dibine kadar geliyor. O hayvanlarda öyle bir koku alma özelliği var. Bostanlara geliyor yani.
Bunlar bu gece yine gelir. Birazını yemiş bak. Bizimkinin de birazını yatırmışlar. Fasulyelerin bayağısı gitmiş. Yarın bunu toplamalı. Sağ bizimkini daha çok yatırmış buraları. Şimdi gezmişler resmen. Daha ileride bir bostan daha var arkadaşlar. Orayı da gördüm. Orayı da çok şey yapmışlar. Tahrip etmişler yani. Allah'tan silajı belki yaptık. Yapmasaydık. Sen ne kadar beklersen bekle. O senin gittiği saati biliyormuş arkadaşlar. İnsanın kokusundan. Bak. Alday'ınkinde şey yok. Mısır olmadığı için onunkine gelmeyeli. Burada da Müzen ablanın bostanı var. Burada hayvan kemiresine de geliyormuş. Patateslerini eşiyor diye. Hava geçti artık, yükseldi arkadaşlar. Yani için bir şiddetli yağış geçti yani. Beni koyumun yağmurlarında yıkasınlar şarkısı gibi bakın. Buradan gurbettekilere de selam olsun hepsine. Bunlar böyle birike birike birleşe birleşe aşağıya doğru Samsun'a doğru gidiyorlar arkadaşlar. Şurada ileride bir bostan daha var. Dün akşam biz oraya baktıydık. Tamam, bu gelen mi dedik, yakında bizimkileri de şey yapmadık yani. Biraz ışık falan tuttuk, gittik öyle. Köpekler haber veriyor. Duman da biliyor onun kokusunu. Bizim köpek. Çaya birazdan sel gelir yukarılardan. Derelerden akan selle tabii. Burada da birkaç mısır vardı böyle. Ayakta olanları yatırmışlar, fasulyeleri falan. Bak burada da aynı bizimki gibi.
bal batmış yağmurda. Evet, suyun rengi değişmiş. Burada biz çocukluğumuzda çok balık tutardık arkadaşlar. İnanın bu ırmaklarda bile balıkların kesildi gitti ya. Şurada bir balık tutardık var ya. Burada oltalarını. Evet, çayın rengi değişmiş bak. Şuradan inerdik. Hemen şu karşıdan Fahri Emin'in tarladan arkadaşlar. Burada balık tutardık. Ama ne balık vardı ya. Kaya balıkları. Hepsi kayboldu gitti. Evet, yağmur dindi arkadaşlar. Yine Gökkule'ye de yağmadan ıslanmadan gidelim. Gidelim yağmurdan sonra kırmızı şapkanın bir çayını içelim. O şimdi çay yapmıştır. Alo. Ha, Kadir emmi, yağmur yağdı mı Kastamonu'ya? Ha, bizim burada da yağıyordu. Şey, bizim bostandan senin bostana domuz gelmiş babacı. Valla ara tek tük varmış, yatmış hep. Ha, bizim de yatmış. Demin baktım da. Valla bizimkine bakınca Salih dedi bana da. Sen dedi niye dolaşmıyorsun bostanı bir kiren dedi. Lan Salih dedim, gece baktık biz dedim ışığına ama bir şey yoktu. Ha ha. Köpekle sarıyordu Kadir emmi, o onunla geliyele, yağmurda geliyor zaten. Şimdi dindi. De şimdi yine kapalı, hava kapalı yani. Maşallah güzel yağdı. Böyle bir iki kere daha yağsa sürülü Kadir emmi. Yani. Gördüm ben, gördüm. Tek tük işte hani ufaklarında dahi olsa geliyor Kadir emmi. Eyvallah Kadir emmi, ben hayvandan geldim şimdi. Maşallah bir yağmur bastırdı. Öyle bostanlar dolaştım da köye doğru gidiyorsun. Tamam, tamam Kadir emmi, görüşürüz. Eyvallah, sağ ol Kadir emmi, sağ olasın. Teşekkür ettim. Hadi Allah'a emanet ol. Eyvallah, sağ ol Kadir emmi. Evet. Anam niye takılıyor bu ya? Kadir emmiyle de görüştük arkadaşlar. Bostandan onu da bayağı bir mısır kırmışlar. Bizim gibi de. Tek tük olsa da geliyor yani. Neyse. Ben biraz hızlanayım. Sonra evde devam ederiz. Evet, dediğimiz gibi arkadaşlar böyle bir iki defa daha
yağmur yağsa tarlalar artık sürülür yani. Çünkü çok kurak gitti hava. Her taraf kurudu yani. Damlasına hasret kaldık, biliyor musunuz siz de? Türkiye'nin genel öyle. Halen daha sabah haberlerde izledim. Antalya tarafında yine ormanlarda yangın varmış. İnşallah oralarda yağardı. Söner gider yani. Dur. Telefonum çalıyor. Alo. Şimdi dindi. Ha, maşallah çok güzel yağdı. Vallahi. Vallahi ben anca hayvanları bağlayabildim işte. Maşallah çok güzel yağdı. Hayvandaydım ben ya. Yeni geliyordum bu tarafa doğru. Ha. Yani gidiyorum gayrı koya. Görüşürüz, oldu mu? Ben bahçenin önündeyim. Domuz gelmiş de şeye. Bostana. Ona baktım. Bostana. Koya kadar. Eve kadar gelecek neredeyse gayrı. Vallahi eve kadar gelecekler neredeyse yani. Tabii etrafta silaj mısırları bitince artık bostanlara da dandıla yani. Hadi koy da görüşürüz. Tamam al. Evet arkadaşlar, evde tekrar görüşürüz. Gök gürültüleriyle bir yağmur videosu oldu böyle. Evet arkadaşlar, Kırmızı Şapka'nın çayına hoş geldiniz. Buyurun. Selçuk'a gitmiş, masaya geliyor. Sen ne diyorsun ya? Yağmurdan sonra gel dedim ben sana, gelmedin. Bir çay gider bunun üstüne. Ne? Gel dedim ben sana, gelmedin. Koyunun şeyi. Yağmur yağdı, gel dedim. Ya eve. Ben yakındaydım Salih. Nereye? Sen iki gök gürlüye siye kaçıyorum hemen. Tam ben hayvanına ahıra girdi. Yağmur bastıdı. Ha geldim ya, hemen çok durmadım. Durmaz arkadaşlar. Göğün yüzüne iki bulut gele siye Kırmızı Şapka kaçar gelir. Yo ya, ben uçar gelirim. Aferin Salih. Durma zaten, bırak. He? Durma. Nerede durma? Öyle sert havalar. Ha nereye gideceğim? Ben zaten yakın yerde gidiyorum. Yere gitmiyorum. O zaten şehir tur attırıyor geliyor. Tamam, koyun ne istemiyorsun gari, bırak Alman gari, yeter. Onu. Bizim koyunla ne işimiz olur fazla koyunla? Al şu çayını hiç ses etme. Arkadaşlar. Size o ya, daha önce beni aradı işte. Yağmurdan sonra ben de işte yağmurda gittim, dolaştım bahçeyi. Bana telefonda köpürüyor bu. Ben sana demedim mi dün gece bekle diye. Verin koyunu onu, yiyirle ya. Dua durun koyunu onu. Yiyse bile domuz yine yiyirle koyunu. Ya. Yiyirle, yıkanmıştı şimdi onunla yağmurda. Sormuş. Yıkanmasaydı yemezlerdi, kokardı. Kokardı, yemezlerdi aynen dediğin gibi. Bu ödekine girdi. Gel alışmış. Abi. Alışmış, geri kalan gazelde yatır gider, bir daha gelmez. Onu da yatırayım der, bir daha gelmem der gari. Ama gelmen değil. Orada şeydi, Abdülhamid'in oraya da geçer. Ha. Oradan bizim oradan oraya geçer. Onlar yıkar, onların işini bitirir, bir gece de oraya gidiyor. Misir var Abdülhamid'in orada. Evet. Var misir vardı, ben baktım. Çalguç herhalde ya, izleri büyük. Ha bir tek olur mu la, 4-10 şey ne buldun az. Yo o. Ya bir tek çalguç gelip de bir tek çalguç hepsini yatıramaz orada. Ana. O dinler mi o, dana gibi o. Vardı da şöyle bir şey, daha gerisi daha varmıştı. Bak kalıbı olsaydı bir tek mısır olmazlardı. Hepsini yatırırlardı. Hepsini yatırmamış. Gel mi başına mı kaldı? Aha bu ara ara bakmış böyle. Kadir Emin'e de ara ara bakmış, dolaşmış. Bakmış da şey etmiş. Taklayla, fasulyeyle gazeli bizim yoncanın içine kadar götürmüş. Kokundan çıkartmış. Sürükleyerek yoncanın içine götürmüş. Gördün mü yoncanın içine? Yo. Taklayla duruyor yoncanın içine. Bakıver lan sen lan. Ya yoncanın içine duruyor lan, inanmasan. Ben oraya biçmeye gittim. Oradan bizim oradan yoncanın içinden Kadir Emin'in oraya geçmiş. Oraya yemiş. Allah Allah. Oraya tavan etmiş. Ümit yine oraya yetti. Sonra bizim buraya geldi. Aynen. Kursunu alamadı, bizim oraya geldi bu oyuncu. Bir gece sonra la. Bir gece önce onlarınkini yatmışydı. Bir gece sonra bizimkine geldi. Atmış adamı. Yemez hayvan. Hayvan yemez. Hayvan. Valla çay atmışlar misiniz? Gazelleri çay atmışlar. Kokar yemez ki hayvan. Yemez. Yok canım, yemez. Zaten orayı harap ettikten sonra bizim oraya geldi. Zaten şey günlüğü, Faruk günlüğü bitti zaten. Şöyle yettik. Biz etmişiz. Eğer etmeseydik bizimkini tamam ederdi kesin. Tabii canım. Hiç konmazdı bahçe. Arkaya hiç konmazdı yonca şey.
Kumar. Misiri, misiri. Yine bu hoca yine geliyor onunla işte. Yine geliyor. Ya geliyor da bu misir olan yere geliyor. Evet. Demek ki şeyde çaya geçiyor. Öte geçenin karşıya geçiyor demek ki. Çala geçiyor, çaldan boya geliyor. Sormayın. Yok abi aşağıdan gelme, çaldan geliyor. Karşıdan gelirse eğer çaydan girmiyorsun, derim ki çaya acaba. Girer o çaya ne girer? Girer onların. Dedim mi ben? Evde zaten suda yaşıyor onun domuzda, sulangıçlarında. He gitti de bakmadın. Yaksaydın saat 12'de gittim diyor. 12'de nereye gittim? Gittim daha. Fener tuttuk, ışığı böyle tuttuk sağa sola. Fener tuttun ama senin fenerin gibi görmüştü, geri kaçmıştı. Aynen. Sabaha karşı yine gelmişti. Sabaha karşı. Her affetmiş, paklayıp kokundan çıkartmış. Gazelle birlikte götürmüş. Yöncenin içinde duruyor yine bakalım. Bir kere sen o sopayla takılaydın bir kere tağlanın içinden. Bir kere yedim sopayı. Şap şap duvardım onun. Ama ne dedi uyuyor adam mı? Bu öldürüyor ya. Biçer adam o. Allah biçer ya. Bıçak gibi. O seni görünce kaçar. Ne kaçar? Bıçak gibi çivi gibi bıçaklar var. Adamı biçer ya o. Sen ne diye. Ne diye adamı takılı ya. Adama karşı gel. Ona karşı gelsen mi? Öldür adamı o. Vallahi bilemiyorum. Allah yani. Diklendi. Ama bu acı canını yakmayınca gülüyor. Bir şey etmez de. Ya canını yakma de. Bu acı yine geliyor. Geliyor gayrı alışmış. Kadir Emin'in oraya az bir şey kalmış. Oraya da serer gider. Oradan öte geçede gazel varsa oraya gider. Ben aradım Kadir Emin'in mısırlarını aldım ben diye. Misir ha sen bilelim. İçinde var mı? Varmış içinde misir olan. Aa bizimki yemiş. Bizim misir varmış. Yemiş. Misirle şeyler kalmış. Kozalaklar kalmış. Baktım ben. Hele mikroba bak hele. Pis mikrop yedecek bize ya. O neredeyse... Ya sen gitti kırlarda yıkar mı gözünü? Devlette kalacağız. Kırlarda yiyorsun. Pancar mı kırlarda? Yiyorsun pancarlarda. Kırın pancarlarını yiyorsun bir kere. Dokunma ya. Gel 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 de benim silah giyiri ya sen. Kırlarda biter sen. Kırlardaki pancarları, gazelleri yiyecek. O nereden gitti. Geliyor biliyor musun? Senden şelaleye gittik ya. Tam o yandan geliyor işte o. Bir de şey geliyor zaman. Ya bir tek ya da arkasında bu demek ki. Tabii. Yok buraya gelen yalnız gelmiş. Kalabalık olaydı bizim misirlerin hepsini yatırıldı. Hiçbir şey bırakmazlardı. Ama yatırmış. O kadar çok yatırmış. Ya o kadar çok. Taklayı muklayı birden sokmuş. Taklayı götürmüş. İleri kadar yoncayla birlikte götürmüş. İçine atmış. Boynuzuna da atmıştı götürmüş. İçine atmış. Mikrop. Boğucu yine gülür. Vazetleyeceksin abi. Boğucu gözetleyeceksin. Hüseyin abla diye ya. Kemireyi eşiyle diye geliyle dedi. Oraya kemire atmışmış. Patateslerini eşiyle diye. Ya patates diyor. Boğucu gülür zaten gece o. Aynen yaşa sahne. Evet, niye dersin şapkan... bu yağmur da geliyor. Yağmurlu yağmur çok zamanında geliyor. Kurt da yağmurlu havada geliyor. Davara. Sen yiyse bir kere kulaklarını domuz. Murat'ın. Sen takılın sen de dersin domuzu. Sana bir takılın savayı. Dönü koy ne işe yakalısın. Oralarda kalırsın. Niye edelim bu kırmızı şapkayı? Dönü koy ne işe yakalısın. Oralarda kalırsın. Ya. Yakılı sana. Çalkış dönü. Dalar, adamı biçer o biçer. Dalarım ben ama Cüneyt Arkın gibi. Ata biner gibi bineriz sırtına. Ay şurada ne diyor. Eşek gibi buzağı gibi şey nereye dalıyorsun? Yok Salih o tehlikeli ya. Bir tek şey değilmiş. Bu gelen bizim bahçeye gelen büyük izlerine baktım ben. Ben de baktım. O bir tek şey. Büyük tırnaklar oluyor. Bak kalabalık olsaydı o tarlanın hepsini yatırırlardı. Ya ben baktım işemiş. Bizim koyuna gibi işemiş. Bak işemiş. Sıçmış oraya. Tövbe yaptım. Vallahi sıçmış oraya işemiş Ecenet. Niye Ecenet işemiş? Aşağıya koymuyor mu? Çinendin tarihi aşağısını işiye işiye koymamış bir yer ya. Sanki ben koyun işemiş sanırım. Bok her taraf koyun boku ya gibi yani diyorsun. Oysa domuz sıça sıça bir yer koymamış işiye işiye. Tarihi bokuyla doldurmuş kemireyle. Hiç koymamış aşağısını sıçacak. Yaşa bir yer koymamış. Yani böcük arayalım bunun ucuyla. Böcükleri çıkardım. Armanda bok varsa kemire, armandaki yaş boku yatayım. Çelliyeli yatayım ondan sonra kalkayım oradan. Ama demek ki orada şey diyelim. Ay yağmur. Orada demek ki bu vakitler geliyor ya. Bu yağmur yağınca gece yağmurdan dindikten sonra geliyor. Aç kalınca. Zaten doyurmuş karnını domuz. Dün gece doyurmuş karnını domuz. Yemiş misiri gitmiş ondan sonra. Siz gelmeden siz uyuyorsunuz zaten. Oho. Köpekler sana beseydin. Sarıyordu köpekle. Gece duman çok sardı. Duman biliyorsun kokusunu alayım. Çok sardı duman. Atlayamadım oya geçememiş herhalde. Arttan atlayamadı demek ki. Arttan geçememişti belki. Büyük demek ki geçemedi. Cesaret olsa geçerdi. Abi orada var misil. Abdülhamid'in misilleri duruyor. Yani. Onlar da gülü boğucu. Onlar da herap eder bir kere. Hayır bilemiyorum. Bizim gibi bittikten sonra Kadir Emin'in bittikten sonra direkt Abdülhamid'in neye geçer. Orayı da herap eder. Hayret ya. Yok, o yanı kaldı şimdi.
Tabii her taraf bitiyor gayr. Sonbahar sırası ya. Ne bitmesi? Misir de duruyor daha. Ne bitmesi ya? Her yer daha misirle duruyor. E değil ha. Ne ettin onu? Ne ediyorsunuz? Uyuyor mu be? Çay içeceğiz biz kırmızı çapkayla. Hey, uyuyor muydun? Yo, ne uyuması Salih? Ne uyuması la? Bana da bir çay ben de. Gel ana ben dokuvereyim ben sana. Şeyi konuşuyorduk hani. Tarlayı... Bir tek şey gelmiş çarpı. Boş onları biçin inek. İnekle yiyse onları ver. Yiyemez ya. Yani. Onları gezdiği şey yiyemez. Hayır. Ben atayım onu şeye kaşa doğru koy. Bir top ya. Ben sevmedim pis şey. En kötü hayvan onu. Dünyada. Heh. Yak şimdi şeyi ya. Tamam. Şeker attı mı? Yaşas 12'ye de gelin. Çay yakmışımız oluyor. Yakalayacak. Geliyor ha. Onu yakalayacak bak bak. Ona kapağını kuracaksın. Kapağını kuracaksın, vereceksin sopayı ondan sonra. Salih o kapağına gelin. Misilleri dolduracaksın içine. Arkadaşlar rahmetli İsmail babam vardı benim. İsmail'in ismi işte dedem. Onun porsuk kapanı var değil mi ne? Porsuk tutarlardı ya. Avcıydı onda ya. Kapan demezdi de ona bir şey diyor ya. O kapan gayet onunki. Ne diyor ula? Ne oluyor Salih? Fındık kırın dedim. Orada fındık kırıldı mı? Masanın üstünde. Ya ne bileyim ben ya. Eskiden porsukta yiyirdi mısırları. O porsukla kayboldu şimdi. Porsukta bir tek çarpıç kalmış hani. Sadece bir tek. Neydi? Koç o ya. Büyük koçun ayakları o ya. Dimlakları o gibi. Büyük büyük hani. Çiğ gibi. Aynen. Senin parkla inetmiş biliyor musun? Paklayı yoğuncanın içine koymuş. Şeyin emriyle, misilmiş. Bizim ineklere. He? Paklaydım. İnekleri. Pakladı için. Sarı beyin koyunları için bir kere. Etme la. Sitsin de yiyin hadi. Yok Salih etme. Etme. Sarı beyin için hadi. Gezmedikleri yerleri toplarım da. Tabii. Gezdiği yerleri. Ana yatırmış. Aynen öyle. Şeyine yatırmış ya. Mezeli çok onu yatırmış. Kadir'in mumuru geçmiş bakın ha. Sobayı yakalım. Yağ yağ valla yağmur. Yokunma ya sus ya. Onu. Uykum geldi. Ben biliyordum bunu ana. Çayı demleyeceğini. Bu dedim şimdi yağmurda camda oturur. Çünkü Salih durduramazsın. Gök yüzüne iki bulut gelse kaçtığından geliyor yağmur. Şey dedim. Bir iki yerden damlayın diye şu bir usta bulabilirsin. Sorma. Hep çatıyı konuşuyorum ama. Konuşuyorum. Bir türlü şunu. Saç bulamadık yani bu. He? Saç dönersem. Sacı bunun üstüne nereye mi koyuyorsun? 100 milyar gider. Yani Salih. Şeydir Salih inşallah. Ya 100 milyar gitsin. Tabakan yerlerine. Bir inek parası. Kartıları şey. Kiremitleri. Ya kiremitleri tamam da bir inek parası. Hayal verirsin yerleri. Bir inek hani... parasını verirsin ödersin. Saç hele kırmızı şapkaya bak hele. Tek damlakma. Hele, ne diyeyim şunu? Herkes yaptırıyor kumuş gibi. Cillet gibi olur. Upgrade'e gidin ki daha yapmış. Ona da yatıracaklar şimdi saç. Komple saç döşettirecekler. Kiremitin hepsini atacaklar. Lan nedi bu? Saçı döşecekler. Saçı ne yaptı? Tamam bir inek parası. Sat bir inek parası. 100 kağıda. Kumuş gibi yaptı. Bir zaman niye edelim kabul edelim? Zamanla, sırayla. Yaptım lan, boş ver dursun bırak. Hele, hele, hele. Elektrik bırak, şöyle bir bak. Hele. Yeter. Yağmur 5 tane, 6 tane saç. Yağmurda böyle oturur camın kenarından dışarısını seyredin. Tamam, koyun şey etmem, fazla salmam. Ben herkes gibi ıslatmam koyunusu gibi. Hele. Çürük gibi olur, koyun hasta olur. Bunu bileceğim. Niye Fatih? Bazen de yıkanacak ama hayvan. Ha? Bazen de yıkanacak. Ben yıkatmam. Ha ama ben dışarıda geç kalırsam yağmur o çok gelse hava giden. Böyle hemen mutlaka kaba kaba çıkasın. Aferin Salih durma sanki ne oğlum. Durmaz hiç durmaz. Ben bazen zaten koyun beslemiyorum. Yeteyim ha. Öyle. Koyuna gerek yok. Kafa dengi. Ya, ha. Kendine göre bunu. Benim kafamı yeteyim. 3-4 şey yeteyim ha. Evlerim orada şurada. Sen hiç gitmiş. Sen evde otur. Otur at öyle. Ya yani. Bırak. Ben istemiyorum. Ne ya koyun mu? Ya ben koyun alman gari yok ya. Ben alman koyun ne gari. Kapımızı bekleyin. Bu sözün de misin? Bu sözün de misin? Ha nereye alıyorsun? Para olmayınca neyin alacaksın? Kaç kira bize değil mi? Ya ben sen öyle diyorsun. Para olmayınca neyin alacaksın? Takipçinin bir şey demişler. Tüyler dökülen tavuğu bir çeket giydiriyor üstüne demişler. Giydirmiyoruz çeketi. Üşümesin demişler. Keserim ben onu. Ama yeni tüyleri sus lan neyi kesiyor? Yok o. Kalarım bıçağı yedin o cevaplarım. O kaldıydı yiyecek. Çekiymiş devrin sadece orada. Tüyle dökülmüş. Zayırlamış gayranı. Ha. Şey etmiş. Hani o besinliyken besleniyormuş ya. Ya sana keselim dedim. Ya şu ya gördüm. Bir tohum kesmedi. Ben pazardan bir tohum koysam hemen keserim. Hiç acımam ona. Allah. Valla bir ay bana götüreyim bak. Kesti de neyle? Kestim onları ya. Daha da şey taşlıkları ne yemiş ciğerlerini. Közlemiş hemen. Taşlığı yedim ya. Taşlığı sertmiş. Öyle. Sert taşlığı. Taşlık sert oldu tabii. Hmm. Taşlığı sertmiş. Ama şey, civcivle çok beslenmemiş ya.
800 kere de aldım, 200 kere para kazandım. Neyse artık. Yeter. Yani doğru değil mi? Aklına bereket, sağ ol. Ya ben onunla çatmayacağım aslında da, durmayalı. Yani tolaşacağım, çok geziyorlar. Aşağı koyuyorlar, gidiyorlar. Kırmızı şapkayı kızdırıyorlar. Bir de bizim yani horozlarımız var. İçeride 5 tane horoz oluyor şimdi. 5'i de yiyirler şimdi birbirlerini. Aa, anam da satalım, çocuk alalım pazardan dedi. Nasip kısmet olmadı. Neyse Salih, yağmura baksa mis gibi. Ya. Bir iki kere daha böyle yağsa da tarlalar sürüleceğim bizi gümüş gibi. Buğdayla. Arpala buğdayla. Tarla sürülü ekiliyor. Tabii. Ekim'de, Kasım'da ekiliyor. Yağmur yağmasa nereye ekeceksin? Koymam. 2-3 ay bassa neyle kurak gitti? Sorma. Neyle kurak gitti? Bir hafta bir sıcak oldu. Ooo hele o bir hafta bir sıcak oldu ya arkadaşlar. Ben de koymamayın başlıyor. Yaktı kavurdu ortalığı. Allah'ım bundan aşağı etmesin bassa. Benim hüzünlü havam. Bu benim havam. Ya. Güneşli hava benim değil. Geçen sene aldığım buzları fazlasına sattım o zaman. Çay, çayına dedim. Devam eder böyle bak. Sen Salih, boş ver. Dem de beş dedim. Kır bu tırakıdı. Buzlar. Satarım dedim bunları. Bunları koymayacağım dedim. Koçu da sattım o zaman. Koç dedim, hakar öldür beni dedim, bizim büyük koç. Bıdık kakıya mı? He? Bıdık mı? Onu sakın alıştı mı Salih? Aman o tehlikeli baba. Bak. Bıçak gibi bu. Hiç acımam valla. Satarım valla bağlarında götürürüm bazen yıllarında. Senin kafamı bozmasın. Boynuzlar da seni vurar arkandan duymadan. İşler yok herhalde be onun. Kimi? Kuzulu havada. Bak şu an dökülmüş herhalde dişi. Yok oğlum daha o tamamlamamıştı dişini. Yok dişini daha tamamlamamıştı. Çocuk o da. Çocuk o. Çocuk olsa çocuk, beni ilgilendirmez. Bana ne uğraşsa hemen satarım, hiç acımam. Ya da keserim hemen. Eyvah hiç eyvah. Acımam. Tamam. Valla ben tavuk gibi ne anlamam. Hemen bana bir vursun, kırk, hemen keserim oldu. Yıkarım, oldu yere yıkarım, devirin, bakmışım. Ya Fatih sen yapamazsın bunu. Daha da kurt yemiş devirin. Hemen yiyorum onu. Kurt yemiş. Niye edelim bu biz bunu? Daha da kurt yiyor, ye. Daha da kurt yiyor. Yineyken ye, kuleyken kur. Onu. Tut ha. İyi takırdamaz yani. İyi değilmez. Yiyeceksin, yiyeceksin. Ne yiyeceksin? Küçücük kuzu asarsan gideceksin. İyi kamazı değil. Asar koçlar pazardan bir kuzu. Hadi gel bakayım. Görün seni küçücük kuzulardan. Bacak gibi kuzulardan. Kaç parayı veriyor adam sana? Tavuk da götüremezdim. Bak hayır bırakıldım da yumurtladı. Tavuk attım da kuzuyu götüremezsin. Zor bir şey. Sen nereden götüreceksin kuzuyu? Hadi şuradan. Bir tek bacak kuzu bile götüremezsin. İyi lan sen de görersin. Sen inadıma inatmayın. Tamam, ne şu şeker be? Kafa buluyor benden. Borcunu kim öder ki bana eve sabunu alınca? Ben ödemem gari borç ne? Şekeri doldu sanırım. Boş bu yeter. Ben sana borcu devrediyorum gari. Sen ödersin gari. İyi bakalım. Arkadaşlar. Nereden bulayım da ben alayım ayakkabı gibi kuzuyu? Kolay mı sana diyorum? 5,5-6,5 milyon. Kolay mı sana diyorum? 6,5 milyon. Öyle bak, şimdi eyvah. Hiddetlendi. Alar mı sen al? Kuda bülsen sen kut, 50 şey aldı. Hakkı bülsen. İnekleri satın neyse. Ben şimdi dama gideceğim. Var baba dağa doğru. Kızlarım açık onları emzireyim ben. Küçük buzağları emzirelim arkadaşlar. Al 50 şey seyiz kut. Yağmurdan dolayı şey demedik, bağladık hayvanları. Al 50 seyiz kut. Ben kurdum kur. Güderim ben. Sen güdersin yani. Dağlardaki sıkıştı her yer. Çalı çapa. Ya bölünmüyor, gezinmiyor. Davalı haydi. Yok yok gezinmiyor. Hepinize... Falan. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yok yok. Kendinize bana. İyi bakın. Allah'a emanet olun. Sıkışık olmuş. Yağmurlu bir günden size yağmurlu bir olsun. Günden de sizlere selam olsun. Yarın bir kere ben de orayım. Tamam kırmızı şapka. Şimdi mi gidelim yağmurda? Yarın. Tamam. Tehlikeli. Bir şey demiyorum. Her zaman gideceğim. Yani. Şemiş her yer. Koyun kemiresi gibi. Haydi hoşça kalın de. Sağ olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi, tamam. Ben kapattım.